Günaydın arkadaşlar. Şu an stratejik kişilerin webinar serileri içerisinde yine başlamış olduk. Canlı yayındayız. Bugün kıymetli bir konuğum var. Sevgili Zennur Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Katılımcılara da, izleyicilere de hoş geldiniz diyeyim bu vesileyle. Stratejik kişilerde geçen dönemde bu yana yapmayı sürdürdüğümüz paylaşım oturumlarından bir tanesi webinarlar. Bu dönemde özellikle paylaşım için çok daha iyi bir ortam söz konusu oldu. Dijitale daha hızlı adapte olduğumuz, herkesin de zaman yönüyle daha fazla bu konuya odaklanabildiği bir dönem. Paylaşım için de doğru bir dönem olarak ifade ettik. Bu yönüyle kıymetli konuşmacıları ağırlama fırsatı buluyorum ben de seçmiş olduğumuz konular çerçevesinde. Bu günkü konumuz da KOBİ'ler olacak. Özellikle KOBİ'lerin bu dönem içerisinde nasıl büyüyebilecekleri, nasıl varlığını sürdürebilecekleri, sıkıntı yaşadıkları, battıkları süreçte ne tür hatalar var, nasıl bunları önleyebilecekleri yönünde. Dolayısıyla orada bir liderlikten söz ediyoruz, liderliğin öneminden söz ediyoruz. Bu konuları Zennur Hanım'dan, deneyimlerinden dinlemiş olacağız. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ederim tekrar, bizlerle birlikteler. Sohbet odası aktif bir şekilde devam edecek olacak. Merhaba, günaydın diyorum herkese. Orada kendi paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Zennur Hanım'a da konuyla ilgili sorularınız olduğu noktada aşağıda sorular bölümü, Ask a Question olarak geçiyor. O bölümde sorularınızı yazarsanız ya da sohbet ortamına yazarsanız ben sorularınızı akış içerisinde ya da sonunda Zennur Hanım'a yönlendirmiş olurum. Böylece yanıtlarımızı almış oluruz. Ben Zennur Hanım'a döneyim tekrar. Tekrar günaydın, tekrar hoş geldiniz. Siz ofisten yayın yapıyorsunuz şimdi. Çünkü sizin de devam ediyor bir taraftan eğitimler, canlı yayınlar. Bir kısaca sizi tanıyalım. Sonra da konuya da adım adım giriş yaparız. Herkese tekrardan tünaydın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben çok heyecanlıyım. Yani bu heyecan kesinlikle geçmiyor. İster sahnede olun, ister canlı yayında olun, yine her zaman yaptığınız sunumlar içerisinde olun. İnsan bu heyecandan kesinlikle kurtulamıyor. Ben çok teşekkür ediyorum her şeyden önce böyle bir kıymetli zamanda sizlerle buluşma şansı bulduğum için. İsmail Bey'le de sohbet etme şansı bulduğum için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zeynur Özen ben, 1981 doğumluyum. Artık kendimi şöyle ifade etmeye başladım son zamanlarda. İyi dönemlerin dinleyicisi, kötü dönemlerin konuşmacısı oluyormuş gibi hissediyorum. toplam yaşantım, yaşam sürem 60 yıl olacak göz önünde bulundurursak eğer 15 yılı gayrimenkul sektörü içerisinde geçti. Hep girişimcilerle, hep heyecanlı insanlarla, hep yenilik arayan ve başarı odaklı insanlarla yürüme şansına, yolculuk yapma şansına sahip oldum kısacası. Bugün belirlediğimiz konu KOBİ'ler neden batar ve nasıl büyür üzerine konuşacağız. Bunların üzerinde 4 temel başlığa değinmeyi sizlerle birlikte. Önce hatta ilk şuradan bir paylaş yapayım. Şimdi görüntü geldi İsmail Bey. Evet, ekranınızı görüyorum. Zaten oradan paylaşımınızı da sürdürmüş oluruz. Konuyla ilgili de arkadaşlar soruları olursa yönlendirmiş oluruz. Şu an çalıştığınız işletmeyi de kısaca belki ya da deneyim sürecinizdeki işletmeyi de tarif edebilirsiniz. Ağırlıklı her birisi KOBİ ve KOBİ'lere değen yapıları var. Evet. Kristal Türkiye yönetim danışmanıyım. Kristal Türkiye yerli bir ve milli bir marka. Daha önce uluslararası çok markada. Kendisi de franchise olmuş. Franchise süreçlerinin tamamını yaşamış olan bir marka. Şu anda tabii ben hedef kitle ortalaması, yaş ortalamasını da sektör deneyimlerini de bilmediğim için gerçekten kafanıza takılan bütün soruları sorabilirsiniz. Hepsi paylaşıma açık olacak burada sizlerle beraber ve çok şeffaf bir şekilde. Konumuza bir giriş yapayım, ondan sonra sorularla da zenginleşeceğini düşünüyorum zaten. Bugün gerek işletmeleri, gerek kurumları, gerek
metabolizmayı ya da aileyi bile inceleyecek olsak, şu an karşı karşıya kaldığımız virüste bile onun bir yapısını anlamaya çalışıyorlar. Yani nasıl var oldu, nasıl yaşıyor, işte neye tepki veriyor, neyde yaşamı son buluyor. Önce bir yapıyı anlamaya çalışıyorlar. Biz de karşılaştığımız girişimcilerde ve sektörlerde yaptıkları işler ne olursa olsun, önce bir onun yapısını anlamaya çalışıyoruz. Peki, burada yapıdan kastettiğim şey nedir? Yapıyı incelerken biz üç temel başlık halinde incelemeliyiz. Yani bugün şu anda muhteşem işlerin sahibi olan patronlar da olabilir oturumu dinleyen. Ya da o muhteşem işletmecilerin yöneticileri de dinliyor olabilir. Ya da herhangi bir departmanda çalışanlar da dinliyor olabilir. Bunu çok daha rahat anlayacaksınız. Yapı denildiğimiz zaman önce, biz hatta şuradan görseli de ben bir değiştireceğim. Müsaadenizle. Evet, önce yapıda şöyle bir ekrana alayım. Zannediyorum ekrana geldi. Şimdilik daha yansımadı ama birazdan yansıtacak sanıyorum. Tamam. Yapılarda öncelikle hedefi incelememiz gerekiyor. Hedefleri neden inceleyeceğiz ve nasıl inceleyeceğiz? Hedefleri artık kısa, orta ve uzun vadeli olarak incelemiyoruz. Tabii ki bunlar var ama hedef denildiği zaman bu şirket sahibinin ya da üst yönetimin bir araya gelip kıymetli danışmanlarla beraber çalışarak belirlediği hedeflerden bahsetmiyorum. Herkesin içerisine dahil edip o büyük resmi görebilmesi, o büyük resimdeki hedeflerin içerisinde de kendi kariyer planlamalarını yapabilecekleri o kurum içerisinde, çalıştıkları yerde, bulundukları yapının içerisinde kendilerinin de sahiplenebileceği, evet bizim takım olarak, kurum olarak, işletme olarak hedefimiz bu diyebilecekleri hedefler içerisinde yol almamız gerekiyor. Peki yapıda hedefleri incelerken bizim hedeflerimizde mi bir sorun var acaba? İşte biz büyümek istiyoruz işletme olarak, KOBİ olarak ya da bizim bazı durumlarımız var çözmemiz gereken. Biz kurumumuzu yeniden ele aldık denildiğinizde burada hedeflere bakarsanız eğer hedeflerde üç şeye bakmanız gerekiyor. Birincisi hedef yoksa, bu ekran gelmedi galiba değil mi? Ekran yansımadı Zeynep Hanım. Belki onu tekrar deneyebilirsiniz. Tamam, şunu ben bir alayım. Şimdi geldi. Oldu mu? Başardık. Tamam, okey. Bir kez daha açmanız gerekecek. Şu an kapandı. Pardon. Peki şimdi? Bir saniye tekrar deneyelim. Evet. Bu arada bir anket sorumuz da yer alıyor. Bu arada ekranınız yansıdı. Teşekkür ederim. İşletmenizin büyüklüğü nedir diye sorduk. Bildiğiniz üzere İşletmelerin tanımları mevcut. Mikro işletme, küçük işletme, orta büyüklükte işletme ya da büyük işletme. Katılımcı arkadaşlar da bu anket sorumuzu aşağıdaki polls bölümünde yanıtlarsa sizlerin de beklentileri doğrultusunda Zeynur Hanım'ı da bilgilendirmiş oluruz. Şu an ekranımıza yansıdı. Tamam, harika. Hedeflerde biz hedefleri incelerken, biz şirket hedeflerimizde problem yaşıyorsak eğer, herkes tarafından benimsenmemişse ya da herkes tarafından savunucusu olunmadıysa bu hedeflerde, gitmek istediği noktaya, gitmek istediği süre, belirlenen süreler içerisinde gidemeyecektir. Eğer gitmiyorsa ve bu hedeflerden kaynaklıysa dikkat edilmesi gereken hususu yine üç başlık halinde inceleyelim birlikte. Birincisi, hedeflerde hedef yoksa problemdir. Yok ne demektir Zeynur'a? Yani hedefi olmayan işletme mi vardır? Şöyle, hedef salt para kazanmak ya da performansla alakalı olmayabilir. Biz hedeflerimize ulaşmaya başladığımız andan itibaren bunun topluma nasıl bir faydası olacak? Bunun insanlığa nasıl bir faydası olacak? Bunun bizden hizmet alan müşteriye nasıl bir faydası olacak? Ya da içeride çalışanlara nasıl bir faydası olacak kısmını eğer çok net bir şekilde açıklarsak, o zaman hedeften bahsedebiliriz biz. Eğer bunu açıklayamıyorsak, salt hedef para kazanmak ya da performans üzerine gidiyorsa, o zaman hedef yok demektir. Çünkü bilinmezlikler vardır ortada. Hedef de burada problem. Bu durumda sözünü ettiğiniz alan, işletmenin öncelikle bu hedefinin net olması, belirlenmiş olması ve herkes tarafından kabul edilir bir bütünlükte olması başlamak için önemli bir nokta diye altını çiziyoruz değil mi?
Evet, kesinlikle. Bu arada İkincisi, o ekranda resimlerinizi görüyoruz. Dört tane resim var. Belki o göstermiş olduğunuz üzerine tıklayarak onu büyütebilirsiniz. Böylece ekrana daha büyük yansır. Biz sadece klasörü görüyoruz sizin. öyle mi? Tekrar şimdi bunu bir daha deneyelim. Şu an ne kadar gelen yanıtlarda ağırlıklı katılımcılar mikro işletme düzeyinde %85'i 10 çalışan ve altında çalışanı olan Bu da işletmelerden gitti. oluşuyor. %14'ü de orta büyüklükte işletme. Şu ikinci pencere var Şu mı? mu? Şurada. Şu pencere var mı? Şu mu? Ha, onu kapat. Tamam, bunları artık galiba buradan yönetemeyeceğim. O yüzden bırakacağım ekranı. Hem zaman kazanmış oluruz. Mutlaka eğer yapabilirsem sorular alırken mutlaka tekrar ekranı alacağım. Tamam. İkincisi, Bunları da şöyle aktaralım. Video ile birlikte biz bu dört görseli bir sunum olarak maille sizlere de ulaştıracağız. O tamam, çok zaman teşekkür böylece ederim. paylaşmış oluruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Zaten konuştuğumuz başlıklar var sadece. Orada başka herhangi bir şey yok. Hedef incelemeye devam edelim. Hedefler belirlendi. Hedefler belirlendikten sonra hedef yoku ortadan kaldırmış olduk biz. Bir sonraki problem yaşayacağımız konu hedeflerde şu olabilir. Hedefin çok olması. Hedefin çok olması da bu takımlar içerisinde ya da takımın içerisinde gruplar oluşturmasına, bu sefer de herkesin farklı hedeflere doğru seçim yaparak farklı hedeflere doğru kurumda gitmesine sebebiyet verir. Hedefin çok olması da hem çalışanlar için hem performans için problem yaratabilir. Yani sadece hedefleri belirlemek yetmez. Hedefleri kendi içlerinde de mutlaka bir sıralamaya almak gerekiyor. O yüzden herkesin aynı hedefe doğru Orada yürütebiliriz. hem önceliklendirme hem de odaklanmadan söz ediyoruz bu durumda. Evet, kesinlikle. En yanlış olacak hedefteki unsurlardan bir tanesi hedefin yanlış olması. Hedefin yanlış olması, hedef nasıl yanlış olur dersek, şimdi birincisi hedeflere ulaşabilmek için insan kaynaklarıyla ya da eğer biz bir üretim işi yapıyorsak, kaynaklarımız hazır değilse buna ya da yeterli değilse, o zaman hedefi yanlış belirlemiş oluruz. Hedefi belirlemek de tamamen iş gücüne ve sahip olduğumuz kaynaklarla da alakalı. Hedefi yanlış belirlediğimiz zaman, doğru zamanda doğru hedefe götürmüyor olduğu zaman hedefler de bu sefer tamamen kaos olmasına sebebiyet verecektir. Bakın, küçücük bir başlık inceliyoruz. Aslında hedef diyoruz. Bugün Türkiye'de hedefin ne denildiği zaman ya da bu şirket nereye gidiyor, hedefi nedir denildiğin zaman herkesin verecek bir cevabı var. Ama hedefin içeride çalışanlar, hizmet alanlar, paydaşlar tarafından da gerçekten sahiplenilmiş ve savunulabilir olması o hedefin ne kadar doğru, ne kadar gerçek olduğunun en güzel açıklamasıdır. Yani hedefi sadece sizin biliyor olmanız yetmez. Tüm herkes, geliştirici tüm topluluğunuz tarafından sahiplenilmiş olması gerekiyor. Orada müsaadenizle bir soru da sormak isteyeceğim. Döneme genelde başlarken biz yıla mesela 2020'ye girerken işte dönemin son çeyreğinde ya da başında yeni dönem çalışmaları hedefleri hep belirledik. Sizler de ekibinizle hedefler belirlemişsinizdir. Şu anda sıra dışı bir dönem yaşıyoruz. Bu ikisini mukayese edebilir misiniz? Nasıl dönem başında hedefi belirlediniz? Bir de şimdi o hedefe yönelik nasıl bir düzenleme mi diyeyim ya da ekiple beraber nasıl bir güncelleme yapıyorsunuz? Şimdi kesinlikle yani hani milattan önce milattan sonra gibi oldu. Aslında evet. O şey var işte Covid'den önce, Covid'den sonra. Evet, Aynen. şu an öyle bir çizgi Kesinlikle. var. Kesinlikle. Şimdi tabii ki bu aslında az hayattan az beklenti içerisinde olmanın ne kadar büyük zenginlik olduğunu da görüyoruz. Bugün işletmelerde gerçekten istediğimiz şeylerin ne kadar işletme faydasına olduğu, hedeflerin ne kadar çalışanların ve üretime katkı sağlayacağı olduğu yeniden ön plana geldi. Evet, bizim Aralık ayında yapmış olduğumuz çalışma şu anda %65, %70 kadarı uygulanabilir hali kalmadı. Çok net söylüyorum. Şu anda yaptığımız şey hedeflerde tamamen iç müşteriye dönerek daha onlarla bağlarımızı sürdürülebilirliğini sağlamak, halihazırda işlem yapan müşterilerimize dokunmaya çalışmak, artık hani agresif yaptığımız pazarlamayı geri çekip daha şu anda toplumun neye ihtiyacı varsa o sorulara cevap veriyor hale gelen bir nokta.
%25'i şu anda yapılan bütün paylaşımların, bütün toplantıların ya da bütün görüşmelerin %25'i iş, %75'i inanın İsmail Bey, bu süreçlerin hala yeni içerisindeyiz. Çünkü 3. haftaya girdi Türkiye COVID'le tanışalı. Hala %75 bu nedir, ne zaman biter, nasıl önlemler almalıyız konuşmakla geçiyor. Ama hala anlamaya çalışıyoruz tabii. Yok, doğru, evet. Doğru. Anlamaya ve müthiş bir belirsizlik var. Bu bazen ifade ediyoruz buna, VUCA World diye hep geçerdi. Değişkenliğin çok olduğu, belirsizliğin çok olduğu bir dünya. Şu an bizim için de geçerli. Bu ne zaman bitecek, nasıl toparlanacak bu dönemde, ekiple nasıl uyumu sağlayacağız, sürekliliği nasıl sağlayacağız? Pek çok soru işareti var kafamızda. KOBİ'lerin çoğunda da zihinlerinde işletmelerin bu sorular söz konusu. Ama aksiyon da almaya başladı işletmeler. Evet. Dediğiniz gibi hedeflerini belki bu dönemde revize etti. Ekibinde bu çalışmaları güncelliyor, geleceğe yönelik hazırlanıyor diye öngörüyorum. Evet, herkes iç müşteriye yönelik daha çok aksiyon almaya başladı. Şimdi zaten yine bu ilişkiler kısmında değineceğim buna. Yapıyı incelerken hedefleri geçtik. Şimdi ikinci başlığımıza gelmek istiyorum sizinle. Yetkinlikler çok önemli. Yetkinlikten kastettiğimiz şeyin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. İşletmeler kurulmadan önce şöyle bir şey var. Özellikle girişimciler kanadından bahsedeyim size. Girişimci en yakın çevresinde işte bu işte hangi görevler var, hangi yetkinlikler var, bunları belirledikten sonra tabii ki çok iyi bir mali müşavire ihtiyacı var. Tabii ki her işletmenin çok iyi bir hukuk danışmanına ihtiyacı var ama bunun içerisinde departmanlar da var. İşin akışıyla alakalı çalışanlar dediğimiz o alt yüklenicilere ihtiyacımız var. Onları ilk ne yapıyor biliyor musun? İşte tam burada en yakın çevresinden seçer hep. En yakın çevresinden en güvendiği insanlarla beraber başlar. Bu da daha sonrasında iletişimde, kurum içerisindeki ilişkilerin ne kadar sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda bir de yapıda orayı incelememiz gerektiğini söyler. Şimdi aslında ekrana görsel gelseydi orada daha iyi anlatabilirdim ama şimdi yetkinliklerde ilk bu yapay zeka ve bilgisayarların kullanımında da içeriye bir tetikleyicinin girmesi gerekiyor. Burada bahsedeceğimiz tetikleyici bir ihtiyaç. Yapının bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç belirlendikten sonra bunun yetkinlikleri belirleniyor. Yani bu ihtiyaca cevap verebilecek performansı, kıymetliği biz içeriye aldığımızda hangi yeteneklerin olması gerekiyor? İnsan kaynakları bunları çok güzel çalışıyor. 6-7 tane başlık çıkartıyorlar. Daha sonra görüşmelerde bu başlıklardaki 6-7 yeteneğin ne kadar deneyimlemiş olduğunu görüyorlar ve doğru kişi doğru işin başına alınmış oluyor. Eğer bölüyorum, sizin şu an öncelikli olarak gördüğünüz bu yetkinlikler içerisinde hangileri ön plana çıkar? Bir KOBİ'nin varlığını sürdürmesi için dikkatinizi çeken ve şunların olması çok da önemlidir. Bu tavsiye niteliğinde de almak isterim. KOBİ'ler daha startup oldukları için aslında o kurumun hedefine inanan, motivasyonu yüksek ve birlikte hareket etmeye gönüllü kişilerden oluşuyor. İlk daha başlarken. Ama ondan sonraki süreçte bunlar daha iyi tanımlanabiliyor ihtiyaçlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün büyük kurumların hepsine bakalım ya da küçük işletmeler, orta işletmeler hepsini değerlendirelim. İşin başındaki en üst düzeyden başlayalım. Eğer COVID'den önce bu kadar teknolojik değildi bizim hayatımız. Evet. Eğer çok daha dijitalleştik. Eğer o kurumun başındaki kıymetliler, çalışanlar ya da patronlar teknolojiyle ilişkileri bu kadar iyi değilse, şimdi COVID'den önceki yetkinliklerle COVID'den sonraki yetkinlikleri bir tutabilir miyiz? Hayır. Yok, dönüşüm büyük. Bu artık zorunda kalınmış bir süreç. Yani hazırlanmalıyız, taşımalıyız kısmı da bitti. Neden? Z kuşağı girmeye başladığında 2000 yıllarında biz neyi konuşuyorduk? İşletmesini dijitale taşımayan herkes gelecekte problem yaşayacaktı. O gelecek, o gelecek değildi. Bu tahmin etmediğimiz bir sürecin içerisine girdi. O yüzden bugünkü yetkinliklerin içerisinde teknoloji çok ön planda olacak. Bir. İkincisi, kullanılan programlar ve bu programları kullanmadaki yetkinliklere bakılacak. Artık değil, tamamen hani biz kurumsal dil konuşuyorduk, iletişimde, pazarlama iletişiminde aynı dilin sürdürülebilmesini konuşuyorduk. Şimdi neyi konuşuyoruz? Artık daha yalın, daha net mesajlarla, daha düz anlatımlara geçtik.
Yani burada direkt artık Türkçenin kullanımına bile girebiliriz. Yetkinlikler de çok değişti. O yüzden yetkinlikler belirlendikten sonra bunun bir uyum süreci olacak. Bu uyum sürecini geçirdikten sonra bunun karşı tarafta ne kadar algılanabildiğine bakmak gerekiyor. Yetenekler gerçekten evet var ama buradaki operasyonda bu yetenekler sergilenebiliyor mu, kullanılabiliyor mu? Bunlara bakmak gerekiyor ve karşı tarafta bu nasıl yansıyor? Onu mutlu ediyor mu? Onun kalbi bunun için atacak mı? Çünkü insan sevdiği işi yaparsa başarılı olur, konuşuyoruz hep. Onu da mutlu etmesi gerekiyor. Ama adapte olmamız gereken, mesela ben her gün fiziki olarak yaptığım işimi artık yani %98 oranında dijital üzerinden yapıyorum. Yani benim o heyecanımın karşı tarafa geçmesi gerekiyor. Karşı tarafın heyecanını benim çok net hissetmem gerekiyor ki biz bir araya geldiğimiz zaman neyi yapabiliriz, neyi başarabilirsin, hadi bir çalışmaya başlayalım deyip ilk adımlarını oluşturabiliyorduk. Şimdi bu daha soğuk ile bana göre tabii ki aklınıza sınar, daha soğuk geliyor. Daha uzak, hem uzak hem yakınlık var aslında. Tuhaf bir denge var orada. Evet. Hem daha kolay herkese ulaşabiliyoruz ama sonuçta o sosyal iletişimin gereği böyle minikleri, her şeyi gördüğümüz bir bütünlük yok. Evet. Onun eksikliğini hissediyoruz sanırım. Evet, şöyle, şimdi ben Y kuşağıyım. Yani ben teknolojinin içerisinde doğdum. Benden önce X kuşağı vardı. Onlarda teknoloji yoktu. Onlar şu dönemde teknolojiye adapte olan kuşak. Ama Z yaşım kuşağı... Yaşım göstermese de ben X kuşağıyım. Hani şey artık... Böyle fosilleşmeye başladım diyebilirim o zaman. Yok. Adaptasyon süreçleriniz, uyum süreçleriniz. Evet. Bugün Z kuşağına baktığımız zaman Z kuşağı teknolojik bir hayata doğmadı. Teknolojiyi bilerek doğmadı sadece. Ne var biliyor musunuz? Z kuşağının sosyal hayatı da zaten dijital üzerindeydi. Yine teknolojik. O yüzden hani Y kuşağı bu iki kuşak arasında gerçekten bir köprüyü sağlıyor. Ama bu Covid'den sonra inanın adaptasyon süreçleri ve ekiplerin içerisindeki uyum süreçlerinde hani daha az yaralar alarak neye ihtiyacı varsa ekiplerimizin yetkinlik olarak, eğitim olarak, destek olarak ne alınması gerekiyorsa bunların da sağlanması gerekiyor. Hani salt yaptığımız işi biz şu anda tamamen dijitale çevirdik ama dijitale uyum sağlamak da bir süreç. Hemen uyum sağlayanlar var, süreç içerisinde öğrenmesi gerekenler var, eğitimle takviye etmesi gerekenler var. Eğer ben işletmemi büyütmek istiyorum, COVID'i ben fırsat olarak görüyorum diyorsanız, o yüzden ekibe dönüp yetkinlikleri yeniden bir ölçümlemek gerekiyor ve ihtiyaçların doğru tespit edilip ona göre eğitimlerle takımların desteklenmesi gerekiyor İsmail Bey. Bunun üzerine bahsedelim. Bu durumda dönemin önemli yetkinliklerinden birinin altını teknolojik yetkinlik, ona uyum, teknoloji okuryazarlığı gibi tarif ettiniz. Bu dönemde onu öğrenmenin, denemenin, belki test etmenin de doğru bir dönemi. Özellikle COBİ'ler için bu kıymetli olabilir. Eğitim dönemi olarak bunu değerlendirirlerse ekibin buna uyumu, geçişini kolaylaştırırlar. Yeni dönemde de adım adım hızlanırlar diye düşünüyoruz. Bizim için de çok farklı değil dönem. Gerçekten farklı araçları kullandığımız, denediğimiz, bu etkileşimi ve projelerde sürekliliği sağlamaya çalıştığımız bir dönem olarak geçiyor. Hızlı adapte olup uyum sağlamamıza gerekeceğine inanıyorum ben de. Naçizane önerim şu, yani yaptığınız işte takımlarınızla, yöneticilerinizle, müşterilerinizle, paydaşlarınızla şu anda lütfen onları aramaktan, onları kendinizi geliştirebilmek için yardım almaktan kesinlikle çekinmeyin. O kadar daha anlayışlı bir sürece geçtiğimiz bir dönemdeyiz ki. Yani tam kendinizi ölçümleyebileceğiniz pazarınızın şu anda neye ihtiyacı olduğunu, yani niye derken yeni neye ihtiyacı olduğunu çok daha şeffaf konuşabileceğiniz ve bu konu aldığınız bütün geri dönüşleri takımınızla paylaşarak bunu bir fikir birliği haline getirip yeni adımlarınızı belirleyebilirsiniz. Yani bu çalışan kaybınızı bir önler. İkincisi, böyle bir süreç içerisinde çalışanlarınızı geliştirdiğiniz zaman onların işletmeye olan bağlılıkları daha da artacaktır. Şu anda insanların beklentisi artık değişti. Bundan bir ay öncesine göre değişti, inanın. O yüzden bunu pozitif hale nasıl çevirebiliriz işletmenizde? Buna bakmak gerekiyor. Buna bakmayanlar, hala işin başında olmayan işletmelerden ya da KOBİ'lerden ya da kurumlardan
geleceğe yönelik konuşabilmek mümkün olmayacak. Bunları değerlendirmekten çekiniyorsanız, evet. Bu durumda zaten şeyle başlamıştık, hani hedef olmaması, hedefsizlik olmaması ve sonrasında da yetkinliklerin buna uyumlu olmaması, KOBİ'lerin de bu süreç içerisinde işte neden batar sorusuna kısmen cevap vermeye başladığımız bölümdü. Bunun dışında başka neler söz konusu, ne tür eksiklikler hissediliyor? Burada bir de takımın içerisindeki iletişimden, yani ilişkiden bahsetmek çok önemli. Şimdi her şey harika. Sizin muhteşem hedefleriniz var işletme olarak. Muhteşem yetkinlikte çalışanlarla birlikte yürüyorsunuz. Bunlar yetmiyor. Üstüne bir de hepsinin aralarındaki ilişkilerin de doğru olması gerekiyor. Şimdi Zeynur'a ilişkilerde nasıl problem yaşanabilir ki diye sorarsanız işletmelerde. Bir, ilişki yoksa problem vardır. İki, ilişki çoksa problem vardır. Üç, en korktuğumuzdur. İlişkiler yanlışsa burada büyük problem vardır. Bu departmanlar arasındaki ilişkileri tamamen zedeleyecektir. İnsanlar birbirlerini bloke etmeye başlayacaktır. Bu süreç içerisinde işletmenizi değerlendirirken hedefleriniz, yetkinlikleriniz. Üçüncüsü, o yetkinliklerin aralarındaki ilişkilere de bir bakmanız gerekiyor. Herkes birbirine saygı duyuyor mu? Ya da şunu da göz önünde bulundurun. Herkes bugün gerçekten çalışma motivasyonuyla hala uyanabiliyor mu? Birçok şey değişti hayatımızda ve dünyada. Hala insanlar bir araya geldiklerinde kişisel dertlerini konuşuyor mu? Motivasyonunu değil mi? Düşürebilir. İlişkilerin nereye gittiği çok önemli. Neden? Az önce bir işletmenin startup'ında ilk çalışanlarını nereden seçtiğini konuşmuştuk. Dedik ki en yakın çevresinden alır. En yakın çevresi en güvendiği insanlardan tercih eder. En güvendiğiniz insanlarla farklı ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Akşam yemeklerinde ailecek buluşuyor olabilirsiniz bir kısmında. Bir kısmında sadece bayramlarda telefon açıp bayramlarını kutluyor olabilirsiniz. Ama bu aynı işletme içerisindeyseniz sürdürülebilir değil. O zaman bir kurumsallıktan ya da bir yapısal ilişkiden bahsedemeyiz biz burada. Bu durumda hedefle beraber zaten yetkinlik ve insan gücünün oradaki iletişimin yapısından söz ettik. Gökhan Uzunoğlu'nun da bir sorusu var. Çerçeveyi oluşturmak için yetkinliklerin içerisinde dijital yakın olmak ön plana çıkıyor dönem içerisinde. Aynı zamanda da nakit akış yönetimi, finans, risk yönetimi gibi hususlar da bu dönemin belki en önemli, en ön plana çıkan konuları. Evet. Bu yönde nasıl bir yaklaşımınız var? Nasıl bir çerçeve paylaşabilirsiniz? Şimdi Türkiye'de fırsatları görme konusunda hiçbir problem yaşamıyoruz biz ülke olarak. Ama biz nerede problem? Harekete geçmede de hiçbir zaman problem yaşamadık. Biz Türkiye'de her zaman kaynaklarda problem yaşadık. Kaynak bulmada problem yaşadık. Girişimci kanadından söylüyorum bunu. Bugün kaynaklara baktığımız zaman kaynaklar nerede derseniz inanın ben bile artık şu anda gerçek kaynağın nerede olduğunu bilmiyorum. Neye yönlendirildiğini, neye yönetildiğini bilmiyorum. O yüzden kaynak kullanımına gelirsek eğer finans yönetimi sonuç, Gökhan Bey nakit akış yönetiminden bahsetmiş. Bizim yaptığımızı söyleyeyim şu anda. Birinci sıralamada kesinlikle ödemelerden taviz vermeyin. Neden biliyor musunuz? Bugün turizmde olduğu gibi. Yani önce seyahat kısıtlandı, ondan sonra uçuşlar tamamen iptal edildi. Ondan sonra turizmde yapılan kayıtlar iptal oldu. Bu üç sektörü vurmadı. Onların altında binlerce çözüm ortağı, binlerce paydaşın şu anda kepenk kapatmasına sebebiyet verdi. Aynı şeyin kendi sektörünüzde yaşanmasını istemiyorsanız küçük de olsa bir ödeme planı yapmanız gerekiyor. Ve bu ödeme planlarını aksatmamanız gereken bir süreçtesiniz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hepimiz gücümüz yettiği kadar birbirimizi destekleyeceğiz ve birbirimizin hayatta kalmasını sağlayacağız. Bu artık ben bilincinden toplum bilincine geçtiğimiz süreç aynı. Kendi işletmemi kururken bana hizmet veren, benim hayatta kalmamı sağlayan paydaşlarımın da hayatta kalmasını sağlamak birinci görevimiz. Orada kaynak yönetimi dediğiniz husus çok kıymetli. Çünkü bu dönem içerisinde bizim belki dönüp hangi alanda güçlü taraflarımız var, kaynaklarımız hangi alanda güçlüdür ve nakit yönetimini de buna göre revize edip planlayıp sürekliliği sağlamak, o zaman işletmenin sadece devamlılığını değil, tedarikçisiyle beraber değil mi yaşayacaksak müşteriyle, tedarikçiyle, paydaşlarla beraber yaşamak gerekiyor ki bunu en çok şu an şeyde hissediyoruz. Çalışan boyutunu hep hissediyoruz. Gelen destekler
Açıklanan destek paketlerinde özellikle iş gücünü korumaya yönelik çok ciddi destek varken aynı zamanda nakit akışını kolaylaştırıcı tedbirler de paylaşılıyor. Vergi ve SGK ötelemelerinden kredi limitlerinin artırılmasına kadar. Bu durumda bu nakit akışını bir revize edip ama sürekliliğini yine sağlamamız lazım dediğiniz evet, doğru. Bir husus var. Evet. Evet doğru. Şu anda alışverişler çok ciddi derecede kısıldı. Hepimiz için söylüyorum. Tüm işletmeler ve tüm sektörler için söylüyorum. Ama bu arada bizim hazırlanmamız gereken bir süreç var. Eğer sağlıklı bir şekilde sürecin ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bilen birisi olduğunu da zannetmiyorum. Şahsi fikrimdir bu. Ama bunu bir şekilde geçeceğiz. Bunu geçtikten sonraki sürece de hazırlık yapmamız gerekiyor. İşte asıl hazırlanmamız gereken yer burası. Neyle hazırlanacağız biz bunu? Kaynakları doğru kullanmakla. Kaynakları şu andaki konjonktürde nereye yönlendirmem gerekiyor? Yani benim güç taraflarım neler? Onları dijital boyutta ben nasıl iyileştirebilirim? Daha nasıl otomasyonlaştırabilirim? Buna bakıp kaynakların ağırlıktaki kısmını oraya yönlendirmek gerekiyor. İkincisi ödemelerden taviz vermemek gerekiyor. Üçüncüsü yaşatabildiğiniz kadar çalışanlarınızla birlikte kalmanız gerekiyor. Neden? Özellikle teknolojik boyutta da yetkin, özellikle işine hakim ve sizinle hedeflerinizle birlikte yolculuk yapan çalışanlarınızı tutun. Gelecekte onlara daha çok ihtiyacınız olacak. Her şey iyi olduktan sonra tekrar onları bir araya getirmek, tekrar takıma bir arada tutmak inanın yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi olur. Bu yeni döneme hazırlanırken onu da büyüme dönemi dersek, şimdi birkaç tane araştırma dönemi içerisinde okumuştum. İyimser araştırmalar var, daha kötümser sayılabilecek araştırmalar. Biri Pekin Üniversitesi'nin yayınladığı kaynaktı. Diyor ki kapanan işletmenin ancak 1/3'ü geri dönebiliyor yeni dönemde. Dolayısıyla bu çok zorlu bir döneme başlayacağımızı öngörmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda da daha çok farklılaşan işletmeler için büyük fırsatlar getiriyor. Belki büyüme imkanları ve şartlarına uygun hale gelirse ortam oluşacak. Orada baktığınızda bizi bu büyüme sürecine ne sokar? Sizin paylaştığınız hedef, iletişim ve ekibin sonrasında hani kaynakları da doğru kullanmanın ötesinde nasıl ilerlemeli? İsmail Bey yine burada liderliği konuşmamız gerekecek. Liderlik devreye girecek. Liderliği konuşurken liderlikteki de artık süreçler değişti. Eskiden liderlikten bahsederken biz kurumsal yapılarda da yönetici lider, lider yönetici, salt lider olarak konuşabiliyorduk. Bu ne vardı liderlikte? Diyorduk ki kurumların başında bir süper kahraman var. Bu süper kahraman en doğru kararları verir her zaman. Bu süper kahraman neye elini atarsa başarılı olur ve kitleleri peşinden sürükleyebilirdi. Artık yeni dönemde biz dağıtımcı liderliği konuşmamız gerekiyor. Dağıtımcı liderden kastettiğim şey de şu. Artık yetkinliklere sahip olduğunuz yetkinliklere ve kaynaklarınıza özellikle insan kaynakları olarak söylüyorum. Herkesin kendi görevinde lider pozisyonunu üstlenmesini sağlamamız gerekiyor. Yani çalışanlarınızın sorumluluklarını ve yetkinliklerini lütfen arttırın. Bunları arttırırken de inisiyatif alabilmeleri konusunda da onları destekleyin. Bu sizi daha farklı bir perspektiften görmenizi sağlayacaktır. Ve her bölümde farklı liderlerle beraber yürürseniz bu şuna benzer. Son zamanlarda da çok zikrediyorum ben bunu. Hep gözlemlediğim şey şuydu iş hayatında. A-plus insanlar hep A-plus insanlarla çalışıyorlar İsmail Bey. Çünkü A-plus insanlar birbirlerine zarar vermekten, birbirlerine kötülük etmekten, bu tarz kelimelerin kenarından, köşesinden bile geçmiyorlar biliyor musunuz? Hep onlar fayda ve iyileştirmeye yönelik gidiyorlar. Neyi daha iyi yapabiliriz konuşuyorlar ve hep gelecek odaklılar. Ama segmenti A'ya indirdiğimizde A'lar B'lerle çalışmayı tercih ediyor. B'ler C'lerle çalışmayı tercih ediyor. O zaman burada o Şampiyonlar Ligi takımını yaratamıyorsunuz. O yüzden dağıtımcı liderlik konusunu işlememiz gerekiyor. Liderler işletmelerini gözden geçirirlerken, yöneticiler işletmelerini, yapıları, kurumları gözden geçirirlerken mutlaka bir de dönüp liderlik bakış açılarını kendilerinin yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü bu durum güçlendirilmiş çalışanlar anlamına da geliyor. Daha fazla yetkilendirilmiş, daha çok sorumluluk alan, bir nevi işe aidiyeti zaten yüksek olup o işte ne yapabilirim, ne üretebilirim de düşünen
her bir bölümün liderinden söz ediyoruz. Evet, düşünsenize bir işletmeniz var, oradaki herkes sanki kendi işinin sahibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani her gün yeni performanslar deneyimleyip, her gün yeni fikirler üzerine birlikte geliştirme yapıyorlar. O zaman işte burada dağıtımcı liderlikten bahsediyor olabiliriz. Lider ve liderin etrafındaki liderlerden bahsediyor oluruz. O zaman çok daha güçlü bir yapıya sahip olacağız. O zaman daha fazla liderle birlikte yürüyor olacak bizim işletmemiz. Ve daha vazgeçilmez olacak. Evet. Biz son dönemde platform kavramının yapısını çokça duyduk. Mesela bu şey vardı, konaklama hizmetlerinde Airbnb var diyorduk. Oteli olmayan ama dünyanın en büyük platformu bu alanda. Uber örnektir, araç olmayıp en büyük hizmet sağlayıcı. İşletmeler de bu durumda daha çok platforma dönüşüyor gibi konuşmaya başlamıştık. Söylediğiniz bunu çok destekliyor. İşletme var, bir marka var, bir güzel kişilik var ama her bir kişi onun içerisinde bir mikro işletme gibi. Her birisi kendi bütçesini yöneten, kendi sorumluluğunu, hedefini yürüten ve bunun bir girişimcisi gibi lideri dediğiniz sahiplenmiş ve ana çatıdaki işletmenin hedefine servis sağlayan, hizmet sağlayan bir paydaşlık ortaya çıkıyor. Bu şeyi dönüştürecek sanki o zaman. Alışı geldiğimiz bordrolu çalışma, 9-5 çalışma kavramları zaten çok ciddi dönüşecek diye düşünüyoruz. Doğru. Bu dediğiniz onu da tetikleyen bir unsur diye öngörüyorum. Evet, kesinlikle doğru. Peki, ben bir konuyu toparlamak isterim. Konuyu da bir örnek toparlayacağım. Keşke eski zamanlarda olsaydık. Bunu futbol üzerinden vereceğim çünkü. Hani benim çok da hakim olduğum bir konu değil ama en azından şu platformda bile herkesin bir takım tuttuğuna inanıyorum ben, bu milli takımda olsa. Bugün burada soralım. Diyelim ki bir Şampiyonlar Ligi, yapıdan bahsettik ya. Bir Şampiyonlar Ligi takımı oluşturun. Kendi işletmenizin hayalini de böyle yapın. Sizin işletmenizi öyle bir hale getirin ki sektörünüzün Şampiyonlar Ligi olun. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu soruya bugün herhangi bir yerde, bir kafeteryaya oturup oradaki dinlenme saatinde olan insanlara bir sor, size iki tane cevap verirler. Derler ki bir, Zeynur'a Şampiyonlar Ligi takımını oluşturmak istiyorsan en iyi 11'i kurman gerekiyor. Yani ne kadar star varsa futbol camiasının en iyilerden oluşan bir 11'i getirirsin bir araya. Bu bir. İkincisi, dünyanın en iyi teknik direktörünü getirirsin. Bu ikisini bir araya getirdiğin zaman hayatım, sen Şampiyonlar Ligi takımına sahip olursun derler. Ama bu gerçekten böyle mi? Hadi inceleyelim örnekte. Şimdi ilk muhteşem 11'i bir araya getirdiğinizde düşünsenize, bunlar kendi işlerinin enleri. Hepsi en. Bunları bir araya getirdiğinizde hepsinin farklı egoları var. Bu egoların yönetilmesi gerekiyor. İki, hepsinin birbirleriyle arasında çok iyi ilişkilerinin olması gerekiyor. Siz en iyi 11'i bir araya getirdiğinizde muhtemel rekabet içerisinden alıp onları bir takım yapmanız gerekiyor. Peki onların bu kadar bireysel egolarla bir takım olabilmesini nasıl sağlarsınız? Aynı hedefe inandırarak. Aynı hedefin savunucuları olmasını sağlayarak yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? İşte orada tekrar teknik direktör dediğimiz noktada dağıtımcı liderlik devreye giriyor. Orada eğer dağıtımcı liderlik yapabilirseniz, çünkü hepsi kendi işinin lideri, onların liderlikleriyle beraber kendi liderliğinizi pekiştirirseniz o zaman bir Şampiyonlar Ligi takımı oluşturursunuz. Bunu böyle başarabilirsiniz. Bu durumda herkesin alanda en iyi olması yetmez. Bir takım içerisinde bir uyumu, bütünselliği de önemli. Takım evet. Oyuncusu olmak da önemli. Yetkinliklerden biri olarak karşımıza çıkacak. Kesinlikle. Şu anda eğer hala bunun gerekli olup olmadığını düşünüyorsanız, hani hep kendi başınıza tekli bir iş yönetmiş de olabilirsiniz. Ama artık bu dünya bitti. Ne iş yapıyorsanız yapın, göreceksiniz ki kendinizi bir takımın içerisinde bulacaksınız. Her üründe farklı takımlarla bir araya gelip, her projede farklı takımlarla bir araya gelip gerçekleştireceksiniz. Teşekkür ederim bu paylaşım için. Sorularınız olursa Zeynur Hanım için eklerseniz ben sonuna doğru yönlendirmek isteyeceğim. Bir sorum daha var benim. Bu dönem içerisinde sizler işletmede ne tür değişiklikler yaptınız? Yakın bir gelecekte neler öngörüyorsunuz? Bir onu da duymak isteriz. Hem ilham vermesi hem de örnek olması için.
Şimdi bizim operasyonumuzun içerisinde %75'i tamamen fiziki olarak yapmış olduğumuz bir işimiz var bizim. Gayrimenkul işindeyiz. Biz gayrimenkul franchise veriyoruz. Ofislerimiz gayrimenkul alsat, kiralı ve yatırım işlerine aracılık ediyorlar. Yani sektörü bilmeyenler için Remax ve Coldwell Banker markalarında olduğu gibi kristal markadır ve bu şekilde franchise veriyor. Şimdi bütün operasyonu dijitale taşıdık. Ne yapıyoruz? Her pazartesi günü bizim yapmış olduğumuz bir ring organizasyonumuz var. Bunu artık online platforma taşıdık. İlk denemelerimizi gerçekleştirdik ve asla askıya almadık. Panik de yapmadık. Hata da yapabilirdik. Başarısız da olabilirdik ama hızlı bir şekilde maksimum seviyede uyum sağlayabileceği süreç için adımı attık biz. Öncelikle yapılması gereken şey bu. Uyumun içerisine girebilmek. İkincisi, paylaşımı arttırmak için her sabah mutlaka güne birlikte başlıyoruz. Ne zaman? Pazartesi, salı, çarşamba. Çünkü bu üç kritik günü eğer haftayı başlarken planlayabiliyorsanız ve plana uyabiliyorsanız o zaman yeni döneme de adapte olmaya başlamışsınız. Bu sağlıklı uykuyu da beraberinde getiriyor sabah erken uyanmak birlikte. İşlem hacimlerimizde herhangi bir değişiklik olmadı çünkü zaten Mart ayında pazarlığı bitmiş, kredibilitesi, nakit akışı hazırlanmış gayrimenkul işlerinin hepsinin yapılmasını sağladık. Hepsi bitti, tapu işlemleri devroldu. Herhangi bir işlem adedi kaybında bulunmadık ama Nisan ve Mayıs aynı geçecek mi? Hayır. Biz de içinde bulacağız kendimizi tam olarak ama bunun için de hazırlıklarımızı yaptık. Ne yapıyoruz? Müşterilerimizle olan temasımızı daha fazla arttırdık. Ne yapıyoruz? 60 yaş üstü müşterilerimizi arıyoruz. Bir şey ihtiyacınız olursa bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Portföyleri gezmek isteyen müşterimiz için sen evde kal. Çünkü bizim portföylerimizin hepsinin video çekimleri vardı. Eksik olanlar da tamamlandı. 360 derece sanal turlarla evin içerisinde ya da VR gözlüklerle gezer gibi rahat canlı fiziki görür gibi gezmesini sağlıyoruz. Bakın ne kadar dijitale hızlı uyum sağlarsanız ya da hazırlıklı girdiyseniz süreçleri kontrol edebiliyorsunuz. Yani yönetebiliyorsunuz diyeyim. Ama bunlar olmasaydı çok ciddi kayıplar içerisine girerdik. Yani girişimcilerimizi kaybedebilirdik. İnançlarını kaybedebilirdik. Takımları kaybedebilirdik. Müşterilerimizden uzaklaşabilirdik. Paydaşlarımızı kaybedebilirdik. Bunların hepsini bu adımları atarak her şeyden önce hadi ile yapabiliriz ile başlayıp bir optimizasyona getirdik şükürler olsun. Şimdi bundan sonraki kayıplar zaten maksimum seviyede öngörebildiğimiz kayıplar. Hızlı aksiyon almanın önemi burada ön plana çıkıyor. Bir de denemek gerekiyor. Bazı şeyleri deneyip öğrenip sonra ilerlemek gerekiyor. Evet. Senin girişimcilik sürecinin işte büyüme sürecinin önemli özelliklerinden. Size nasıl ulaşabilirler? Bora sormuş. Zendon Hanım'a nasıl ulaşabiliriz? Mail adresi ya da sosyal medya hesaplarından. Cep telefonumu da paylaşabilirim. İsmail Bey mail adresini de paylaşabilirim. Yani nasıl ulaşabilirim? Bu durumda isterseniz chat ortamına, sohbet ortamına ben mail adresinizi eklemiş olayım. Oradan tamam. Da size ulaşmış olurlar. Bir konuyla ilgili hani KOBİ'lerin dönem içerisinde yaşadığı sıkıntılar, neden batar ve nasıl büyürler konusunda bir son sözünüzü de almak isteyeceğim. Ne demek istersiniz? Bir tane daha başlığım var İsmail Tabii. Bey. Ona da Buyurun. Değinmeyi çok Evet. isterim. Eskiden sektörde başarılı markalar ya da işletmeler hemen yeni parlayan sektörlere giriş yapabiliyorlardı. Ama artık son 4 yılda gözlemlediğimiz şey şu oldu hep, küçülmeye başladıkları ve bir iş etrafında toparlanmaya başladıklarını gördük. O yüzden artık yeni dönemde eğer hazırlıklı değilseniz ve kaynaklarınız buna müsait değilse sektör olarak dağılmayın. Orada da odaklanmak önemli olacak. Evet, en güçlü kasınız neyse o kasınızın üzerinde çalışmalarınızı ve yeni dönem süreçlerinin hazırlanmasına ayırırsanız çok daha sağlıklı yol bulursunuz. Tek sektör. Bu durumda odaklanmak sadece kendi işimizde ya da hedefimizde değil, aynı zamanda işletme ve işimizde de geçerli olacak. Bizler de kültür olarak pek çok şeyi yapmak vardır. İşte hep konuşuyoruz, hızlı hızlı böyle aksiyona geçmek vardır ya da ama iki yarım tam etmiyor. Bir şeyi tam yapmak sanıyorum hedefine ulaştıracaktır.
Evet, şu bu, anda... Bu dönem ona odaklanmamız gerekecek. Evet, doğru. İnsanların ne iş yaptığınızı, müşterilerinizin, hali hazırdaki müşterilerinizin ya da gelecekteki müşterilerinizin ne iş yaptığını bildiğinizden emin olun. Ve şu andaki platformlar, şu anda yapılan şeyler, dijital pazarlama, remarketing, buradaki kaslarınıza bakıp, buradaki yeteneklerinizi, kaynaklarınızı biraz daha buraya çektiğinizde çok ciddi geri dönüşler alıp hazırlıklarınızı da tam yapmanızı sağlayacaklardır. Orada mevcut dijital araçlar konumlanmayı da kolaylaştırıyor günümüzde. Yani mesajı göndermek açısından, netleştirmek açısından. Evet, doğru. Ne iş yaptığınızı bilsinler, değil mi? Doğru. Kelime bu olacak ifade. Evet, ne iş yaptığınızı herkes tam olarak bilsin. Bunu da check edebilirsiniz bu süreç içerisinde. Bakın bunlar için başka böyle bir vaktiniz olmayacak. Çok samimi söylüyorum. Ne olur bunları gerçekten düşünerek tekrardan hepimiz şapkalarımızı çıkartalım, önümüze koyalım. Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Kiminle yapıyoruz? Daha iyi nasıl yapabiliriz? Bu 3 haftalık süreç içerisinde yaptığınız, aldığınız aksiyonlardan ne gibi geri dönüşler aldınız? Nasıl faydalar gördünüz? Bunların bir tık ilerisine gidip size bu dönüşleri yapan insanlarla birebir görüşerek, onlarla daha iyi ilişkiler kurarak maksimum seviyeye ulaştırmış olursunuz. Teşekkür ederim bu paylaşımlar için. Bir genel kapanış için de genel fikir ve yorumlarınızı almak isteyeceğim. Ne tavsiye ediyorsunuz, ne önerirsiniz bu dönem ve sonrası için? Birincisi her şeyden öncelik şu anda sağlık. Herkes sağlığına çok dikkat etmeli. Hani bir bilinçten bahsediyoruz, korona bana bulaşır mı diyoruz ya, artık buradan çıkıp ben de korona var, birisine bulaştırır mıyım bilincine geçmemiz gerekiyor. Böylelikle daha hızlı aktarabileceğimizi, atlatabileceğimizi düşünüyorum. Ailenizle birlikte vakit geçiriyorsunuz. Bunu daha değerli hale getirin. Hiç kullanmadığınız kaslarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Dijital ortamda iletişimi ve bağları güçlendirecek paylaşımlar yapabilirsiniz. Artık açık ve net söylüyorum, bakın yani bu en doğal halimle karşınızdayım. Eğer böyle olmasaydı, böyle bir süreç içerisinde olmasaydık daha farklı görünecektim. Artık herkesin doğalına döndüğü bir zamanı da yaşıyoruz. İlişkilerinizde yapmış olduğunuz süreçleri, içinde bulunduğunuz süreçleri de değerlendirebilirsiniz. Her şeyi baştan yaratabilirsiniz ya. Böyle güzel bir dönem içerisindesiniz. Bunu kaçırmayın sadece. Hep dileriz böyle bir kamp dönemimiz olsun. İşte kendimize dönelim, dinleyelim. İşte o fırsat. Bu da evet. İşin gerçekten en pozitif yönüyle bakabilmek için, fırsatı değerlendirmek için doğru bir dönem. Biz de bu dönemi kıymetli konuşmacılarla bir araya gelerek değerlendiririz diye ümit ediyorum. Ümit ederim katkısı çok oluyordur. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Böyle işinizin arasında hani pek çok eğitimler, etkinlikler yapıyorsunuz. Siz dediniz işiniz şu an dijitalde. Bize de vakit ayırdınız. Ben çok keyif aldım. Deneyimli paylaşımlarınızı dinledik. Katılımcılara da teşekkür ederim. Hani katkıları için, paylaşımları için. Yarın da değişim yönetimini konuşacağız. Memnuniyetle orada da sizleri ağırlamak isterim. En yakın zamanda da videosunu da paylaşacağız tekrar için. O paylaşımı da çevrenizle yaparsanız bunun da mesajın yayılmasına katkı sağlarsınız. Zeynep Hanım tekrar teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinize. Lütfen hakkınızı helal edin. Bir saat birlikte olduk. Karşılıklı eğer geçtiyse benimki de helal olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.